Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Alparslan Tarım Makinalarının ana sponsorluğunda programımız devam ediyor. Buradan hemen Alparslan Tarım'da çok önemli hizmetler veren, Alparslan Tarım'da gönül bağı olan sevgili İhsan Demir'e de buradan selam söylüyorum. Şu anda bizi izliyor. İhsan Demir'e ve ailesine buradan selamlar gönderiyoruz. Tabii programımızda Özdekan Tarım Makinaları olunca yeni ürünler kaçınılmaz. Birçok yeni ürünle ilk defa bize geldi Mehmet abi. Yeni ürünleri dedi ilk Kanal 42'de sizlerin yanında açıklayacağım. Şimdi yeni ürünlere başlarsak herhalde programda gider Mehmet abi. İlk hangi makineden başlıyoruz? Azaltılmış toprak işleme ve ekme makinesi. Evet, bu azaltılmış toprak işleme makinesi nedir abi, ne işe yarar? Şimdi teknikte azaltılmış toprak işleme. Şimdi bir doğrudan ekim var, direk ekim makinesi. O hiç tarlayı işlemeden ekiyorum. Bu da azaltılmış. Böyle 8-10 santim toprağın üzerindeki o çıkan otları. Evet, şu anda ekranda da veriyor. Öyle mi? Otları bir taraf ediyor. Evet, siz bu tarafa. Ondan sonra hem tarlayı sürüyorum, hem toprağı düzeltiyor, hem ekiyor. Bir de arkada çoklu teker var. Baskı tekeri, çoklu teker. O da merdane çekiyor. Yani bir gitmede işi bitiriyorsun. Ya bunlar Türkiye'de yok. Bunlarda yapay yok. Bilen de yok. Avrupa'da yaygın bunlar. Avrupa'da zaman yok. Niye zaman yok? Her gün yağmur yağıyor. Adam 2-3 gün bir açtı mıydı hemen yapıvurması lazım işini. Şimdi bizde de çiftçiler, büyük çiftçiler var bizde de. İşi çok olan adamlar. Şimdi böyle adamlara bir gitmede sürüyor, ekiyor, merdane çekiyor. Yani bu geçen sene Ekim ayında Konya Tarım İl Müdürlüğü bir tane satın aldı bizden. Aldı, çiftçilere tanıtım amaçlı. Hatta o zaman bir şey de yaptı, tarla günü de yaptı Şatır Köyü'nde. Tarım İl Müdürlüğü satın aldığı için devletin bütün tarımla ilgili kişilerini çağırdı. Tarım kredi kooperatifleri, ziraat bankaları, ne bileyim önder çiftçiler hepsi geldiler oraya. Orada bu bizim azaltılmış toprak işlemeyi bir gitmede sürer, eker, merdan, arpa ektiler oraya. Bu sene sordum muhtara, ne oldu dedim. Dedi çok güzel arpa aldık, hem de masrafsız. Yani bunların Türkiye'ye gelmesi lazım çiftçilere. Yani benim şimdi 3 tane oğlum var. Onlar işin başında da. Diyorum ki bu çiftçilerin ekmeğini yiyoruz. Bu adamlara böyle modern makineleri getirelim. Yapalım. Avrupa'da bu makineler 100 bin lira. 150 bin lira. Anladın mı? Çiftçinin belki gücü yetmez. Traktör parası gibi. Ama biz anladın mı? Bu böyle makineyi şimdi çiftçiler aklından geçiyor, kaç para ki acaba? Ya şimdi onu ben de sorayım mı sormayayım diye kararsız kaldım. Adam daha derim bu kaç para? Ya. Kaç para abi bu? Yani ortalama bir rakam söyle. Böyle 40-45 bin lira. Yani bunu mesela 100-110 beygiri olanlar 18 ayaklı mibzerin iş yaptığı kadar iş yapar gider. 18'li mibzerin iş yaptığı kadar yapar gider. O böyle 40-45 bin arası. Bir de 22'li mibzerin iş yaptığı kadar, yani çiftçilerin şeyine göre söylüyorum. Evet. 22'li mibzerin iş yaptığı kadar hem sürüyor hem ekiyor hem merdancı. O da böyle 45-50 bin lira civarında. Böyle bir güzellik. Gübresi de var, gübreliği de var. Yani bu tabii zamandan tasarruf sağlıyor, yakıttan tasarruf sağlıyor. Ondan sonra dahası var. Öbür geleneksel usulde sürecek olursa önce tarlayı sürecek. Kaç gün? 2 gün gidecek. Ondan sonra 2 gün sonra gidecek, toprağı incetecek. Ondan sonra 2 gün sonra gidecek, ekecek. Ekecek ama o zaman toprak kuruyor. Evet. Kuruyor. Hadi ondan sonra ya sulayacak ya da yağmuru bekleyecek. Yağmur da mübarek geçen sene hiç yağmadı işte.
Yani böyle toprak ıslah akan, daha hiç şey etmeden eki veriyor. Öbür adı geleneksel üsüldeki adam sürüp inceltip ekinceye kadar bu makinenin ektiği ekin çıkıvuruyor tamam. Evet, tohum yatağına tabii alışıyor. Yani ıslah akan toprak. Yani bir de arkada çoklu teker var. Hem makineyi taşıyor hem de merdane yapıyor. Yani bir çiftçi 3 tane makine alacağına bir makine alıyor tamam. Tabi bunun sağladığı bir avantaj da şimdi anam babam usulü diyoruz ya biz. Yani adam dedesinden babasından ne gördüyse ona göre ekiyor. Tarımda verimli topraklar azalıyor. İşte suyun eksikliği, yeraltı sularından artık Konya istifade edemiyor. Yasaklandı kuyu açılması. Çünkü yeraltı suları da çok kullanıldığı için çekildi. Bir kuraklık sıkıntısı oldu. Az alanda çok verim almanın yollarını bulması lazım çiftçi. İşte bu çalışma sizin örnek bir çalışma. 100 tane çiftçiye sorun neden şikayet ediyorsunuz diye. %100'ünün ilk şikayet ettiği şey mazot. Mazot çok pahalı. Evet, çok pahalı. Dünyanın en pahalı akaryakıtını bizim çiftçimiz kullanıyor. Elektrik keza yine öyle. Yani rekabet şansı sıfır. Ecnebi çiftçilerle mukayese edildiğinde. Dolayısıyla sizin bu uygulamanız 3 işe harcanacak zamanı bir seferde hem zaman olarak kendine zaman ayırıyor. 2 toprağın performansı uygunken, yaşken bunu yapıyor. Bu ciddi bir avantaj. Üçüncüsü de 3 işe harcayacağı yakıtı bir seferde yapmış oluyor. Yani %30 kafadan bir kere %60 akaryakıttan tasarruf sağlıyor. İyi anlattım bilmiyorum. Çok güzel. Bir avantajı daha var. Şimdi biz doğrudan ekimde yapıyoruz. Doğrudan ekim, anıza direkt ekim evet. Üzerine Türkiye'de ilk biz yaptık. Evet, bizim 15... de sizinle ilk röportajımızda anıza direkt ekim üzeri planlıyordunuz o yani, zaman. O zamanlar yani ben 15-16 senedir falan bu direkt ekim üzeriyle ben uğraşıyorum. Türkiye'nin birçok yerine doğrudan ekimi ilk biz verdik. Evet. Şimdi doğrudan ekimde ekiyorum. Ot derdi var onda. Yani ilaçlaman lazım zamanında. İlacını yapmak lazım. İlacını yapıyor, yapamıyor adam. Ot sarıyor filan. Doğrudan ekimin dezavantajı o. Ot ilacını yaparsa mesele yok. Fakat bu azaltılmış toprak işleme. Diyelim yağmur yağdı. 3-5 gün sonra otlar hafif yerden çıktı. Çıktı. Şimdi 8-10 santim azaltılmış, adı üstünde azaltılmış toprak işleme ya. 8-10 santim toprağı karıştırıyor. Yani otları öldürüyor. Ondan sonra o ıslahın içine ekiyor. Arkasına da basıyor çoklu teker. Yani bir avantajı da o. Tohumun hava almasını engelliyor bu şekilde. Yani bir otların da bertaraf ediyor. Yani çiftçinin istediği bu zaten. Otu sevmiyor çiftçimiz. İlle yağmur yağacak, otlar çıkacak. Ondan sonra sürecek. Ondan sonra inceltecek. Ondan sonra ikinci adet toprak kuruyor. Ekiyor bir sefer tohum sakatlanıyor. Yani alatatao dediler. Yani böyle hafif ıslahın içine ekince tohum çıkamıyor, şişip kalıyor filan. İşte bu onları bertaraf ediyor. Yani bu makineyi çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Bu makine ne zaman çıktı? Ben bundan 2-3 sene evvel bundan uğraşıyordum. Bir tane yaptım, bir daha yaptım. Oturttuk şimdi. Geçen sene işte Tarım İl Müdürlüğü'ne verdik. Tarım İl Müdürlüğü Şatır'da denedi. Ondan sonra Karatay ilçesinde Yarma kasabamıza verdi. Orada çiftçiler ektiler. Onu biliyor şimdi. O ekenlere Şatır köyünün muhtarına sorsunlar yani bunun nasıl bir makine. Bu makine öyle kolay kolay arıza falan da yapmaz. Böyle herkes kullanabilir. Harca alem bir makine yani. Her tarafı sapa sağlam. Zaten üst mibzer tarafı sağlam. Biz yapıyoruz. Altındaki o bağımsız diskli disk arağı var. O da böyle taş falan gelince hiç etkilenmez. Yani sapa sağlam makine. Onun için çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Alsınlar bunlardan. Bilhassa büyük çiftçiler, zamanı olmayan çiftçiler. Mesela mısır ekmiş adam, mısırı 12. ayda biçiyor. 12. ayda nem dolayısıyla 12. aya kalıyor adamın işi. Pullunan sürse, ondan sonra yahut da üzerindeki o bitki artıklarını toplaması lazım. Yaksa yakılmaz ıslak. Bununla karıştırdığıyla bir gitmede
aradın mı ekiyor tavuğun içine, tamam. Yani bu mısırcılara falan da çok iyi olur. Evet. Tabii anız yakmaya biz karşıyız. Siz de karşısınızdır. Tabii. Anız yakmak bir cinayet. O yüzden tekrar buradan çiftçilerimizi uyarıyoruz. Ben sizin sesinizim. Ben sizin her türlü probleminize gövdemi koydum. Siz beni tanıyorsunuz. Ama anıza yakan çiftçileri affetmiyorum. Cinayet işleyen, katil olan insanlarla da ben görmek istemiyorum. O yüzden anız yakıldığında sanki benim evim yanıyormuş gibi hissediyorum. Bazen geçerken falan görüyorum. İşte Çorum'da anız yakan adamı bizzat ben yakaladım. Kameralarla kayıt altına aldım. Dolayısıyla anız yakma olayına lütfen girmeyin. İşte teknoloji üretmiş. Biraz paraya kıyın. Hem size ki çok kısa zamanda da kendini amorti ediyordur ya. Bunun bir planlamasını yapmışsınızdır muhakkak. 3 makine alacağına bir makine alıyor. Bir yani, oradan kar var. Bir de bunun yakıt tasarrufu, yakıt zaman tasarrufuyla kendini motor, çok kısa motoru da eskimeyecek. Değil mi? O da var. O da var. Anladım. Bir de ıslahın içine ekiyor. Yani daha ne olsun avantaj yani? Avantaj hep avantaj. Evet. Dolayısıyla bunu çıkardığınız için ben sizi tarım dostu bir insan olarak teşekkür şimdi ediyorum. Bir gerçekten şey daha var. Mesela şey Tarım İl Müdürlüğü bir tane satın aldı dedim ya. Bizim Konya'nın Tarım İl Müdürü tarım makine mühendisi. Seyfettin Bayrak çok kaliteli bir adamdır. Ben programa çıkardım burada. Konya'mızın bir şansı yani bu makineyi almasını. Müthiş bir adam yani. Yani adam eğer tarım makine mühendisi olmasa yani bu işleri bilmese almazdı. Şimdi bu işleri bildiği için yani çiftçiye yani faydalı bir iş yaptı. Ben bir tane makine satmışım, satmamışım. Önemli değil. Ama biz emek çekmişiz. Emeğimizi de çiftçiye değerli tarım il müdürümüz tanıttı. Yani bundan dolayı hem memlekete fayda, hem kişiye fayda, hem firmaya fayda. Yani fayda oğlu fayda. Evet. Ki Konya Tarım İl Müdürü sevgili Baydar, ben çok sevdim, değer verdim bir insan ve işini çok iyi biliyor. Yani herkese kapısı açık ama kanunlar, kurallar neyse onun dışına da çıkmıyor. Ama müthiş. Mesela bu toplaştırma olayının mimarıdır Konya'da. Evet. Müthiş toplaştırmada Türkiye'ye model olmuş bir il Konya. Bu konuda da sevgili Baydar'ın emekleri fazla. O yüzden biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, WhatsApp telefonundan numaraları lütfen aramayın. Canlı yayında cevap veremeyeceğiz. WhatsApp'tan mesaj olarak yazın ki bu kolay neydi abinin adı? Azaltılmış toprak işleme ve ekme. Toprak işleme ve ekim makinesini çok merak ettiğinizi anlıyorum. Buradan WhatsApp'tan yazarsanız sorularınızı sevgili Mehmet abiye de bunu sorarız. İkinci ürünümüz neydi abi? Şimdi bizim işimiz özdeken olarak esas hububat mibzeri. Evet. Yahut da mibzer. Mibzeri biz sene de dediğim gibi 2500 tane mibzer yapıyoruz yılda. Mibzerler böyle işte diskli, arkasında halkası var. Halkalı. Şimdi Avrupa'da yahut da başka devletlerde bütün mibzerciler mibzerlerin arkasına baskı tekeri koymuşlar. Bizim Türkiye'de işte dedik ya Güvenç Köyü'nün imalatçıları Türkiye'nin %70'inin %80'inin mibzerini yapıyor. Evet. Ama hepsi halkalı böyle. Biz de halkalı yapıyorduk. Ama biz 2 yıl önceden başladık bu işe. Arkasına baskı tekeri. Baskı tekerine her ekici ayağın altına baskı tekeri koyuyoruz. Şurada gözüküyor evet, orada değil mi? Ekranda sevgili seyircilerimiz evet, görüyor. Şimdi baskı tekerin bir özelliği daha var. Şimdi adam yonca ekecek. Yoncayı da böyle 1 santime veya 2 santime ekecek. Öyle derin ekersen çıkmaz. Evet. Bunun ayarı olması lazım. Bu baskı tekerini 1 santime ayarlayabiliyorsun. 2 santime ayarlayabiliyorsun. 3 santim. Delikler var. 1 santim, 2 santim, santim santim yaptık bunu. 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4, 5, 6, 7. Mesela yonca. Ya, yonca ekerken yoncadan de. Sonra buğday mesela 4 santime ekilirmiş. Yani Bahri Dağdaş var. Bahri Dağdaş, Dağdaş evet, takip. Evet. Onlar tohum araştırma merkezi. Bizim Konya'nın Bahri Dağdaş. Oradaki mühendisler diyor ki tohum, buğday tohumu yahut hubat tohumu 4 santim ekilir diyor. Bilemedin 5 diyor.
Bunu kakar 8-10 santim ekersen çıkmaz. Yarısı bozulur, çıkmaz diyor. Şimdi bizim üzerinde baskı tekeri olmadığı için yumuşak tarlalarda adam ne kadar kaldırırsa kaldırsın 8-10 santime batıyor. Anladın mı? Böyle derinlik ayarı yapılamıyor. Biz şimdi bu baskı tekerlerin ayarlısını 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim ayarlısını yaptık. Geçen yıl verdiğimiz çiftçiler 4 santime ayarladık verdik huba dikecekleri için. Geçen biri geldi de evet. Yağlı bayatlı bir abimize verdik bu mibzerden. Orada dedim ki abi bu baskı tekerlekli ektiğin mibzerden nasıl dedim. Ya dedi komşular bana soruyor diyor. Ya sen bu tarlaya ne attın da gübrenin farklı yoksa neyle bu senin yoksa Hacı Hoca'ya okuttun mu üflettin mi? Bizim bir reklamımız var ya Özyeşil tarım makinelerinden üflettin mi hocaya okuttun mu diyen de olmuştur mu hakikaten? Evet. Şimdi demiş ki adam ya demiş ben baskı tekerli mibzer aldım. Bunun derinlik ayarı var. Biz ben demiş 4 santimden derine ekmedim. Yani makine ekmez zaten 4 santim. Baskı teker var. Ne kadar yumuşak olursa olsun tekerden dolayı batamıyor mibzer demiş. Sola ektiği tohumun üstüne tekerlek basıyor. Tohumu toprağa iyice kavuşturuyor. Dolayısıyla güzel bir sistem yani. Bundan sonra mesela mibzer alacak kişilerin ben baskı tekerli almasını tavsiye ediyorum. Yani bu baskı tekerli mi? Dünya kullanıyor ya. Ya biz niye kullanmayalım? Niye şey etmeyelim? Demin dedim ya çocuklarıma onu diyorum. Oğlum bu çiftçilerin ekmeğini yiyoruz. Böyle modern şeyleri getirip uygulamamız lazım. Değilse o adamların hakkı kalır bizde. Onun için bu baskı tekerli mibzeri çıkarttık. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Mutlaka baskı. Bunun maliyeti de öyle çok değil. Yani biz böyle bu sene tanıtım amaçlı tekerlek başı 100 lira. Yani neredeyse bizim 100 lira masrafımız var. Ama tanıtım amaçlı sadece masrafı. Kaç teker yani, var orada? Diyelim 22'li mibzerde 22 tane teker var. 22 tane 100, 2100 lira eder. Evet. Ana tekeri var, billası var, lastiği var filan. Bir de derini gayrı işçiliği var. Yani bize maliyeti bu. Ama tanıtım amaçlı biz bu sene bunları 100 liradan tekerlek başı veriyoruz. Yani diyelim ki mibzer bugün 22'li mibzer 14 bin lira. O da 16 bin lira. Yani 2 bin lira para değil yani. Neden? Çünkü adam eğer 3-500 dönüm gerekiyorsa yani bir kere 2 bin lira havada suda yani tasarruftan canım, dolayı yani, çıkar. Buğdayın derin ekilmesiyle tohumda yaşayacağız. Zayiat zaten onu direkt amorti eder. Yani evet. Her tohumun çıkabileceği manasına geliyor. Eğer tohumda bir sıkıntı yoksa evet. Ekimden dolayı bir problem olmayacaktır. Şimdi benim Malas köyünde bir tarlam vardı da oraya da böyle şey amaçlı deney amaçlı sürüyorum, ekiyorum falan. Bu sene orayı sürdük, ektik. Yağmur da yağmadı hiç. Daha Mart'ta yağdı, da Şubat'ta yağdı yağmur. Şubat'ta olan gübre atmaya çocukları gönderdim. Gübre atmaya gittiler de. Dedim ne oldu bizim tarlanın çıkmış mı tohumu dedim. Usta diyor kimseninki çıkmamış da bizimki çıkmış diyor. O da makinenin marifeti. Köylüler de demiş zenginin işi böyle rast gider demiş köylüler. Ya işte, yani 4 santim ayarlı olunca ilk yağan yağmurda hemen çıkıvermiş tamam. Evet. Bu işin böyle olması lazım. Bunu ben çiftçilerimize tavsiye ediyorum. Mutlaka tabii bu burada tohumun yatağı önemli. Tohum eğer hava almıyorsa yani bu bir insan gibi düşün. Yani adamın yatağı rahatsa abi güzel uyku uyuyor. Sabah da dinç kalkar. Yani yatakta hava almaması, o tekerin baskılaması ve 4 santime standart ekmesi tohumun ilk yağmurla beraber filizlenip çıkmasını sağlıyor ki müthiş bir avantaj. Evet, çok enteresan ürünler, icatlar var. Üçüncüsü çamur tutmayan merdane. Ha bu nedir? Yani çamur tutmayan merdane. Çamur tutsa ne olur? Ya şimdi ıslak toprakta adam merdane çekecek. Merdanenin üstüne çamurlar yığılıyor, top oluyor. Çekemiyor. Bir şey yerim, evet. Çekemiyor. Kış günü yahut da yağmur var. Yahut da adam mısır ekmiş, üstüne bir merdane çekecek, çekemiyor filan. Adam böyle muzdarip 2-3 gün bekliyor.
Şimdi bu da mesela Avrupa'da yaygın bu ürün. Şimdi biz her sene Avrupa fuarlarına mutlaka katılıyorum. Birçok fuarlara katılıyoruz da makine de götürüp koyuyoruz. Kendim de gidiyorum. Mesela bir İtalya fuarına veyahut Almanya fuarı veyahut Fransa fuarı mutlaka kendim de gidiyorum. Orada benim oğlanın biri yabancı dili de var. Öbürü de usta diyelim. Bir de ben. Üçümüz birden gideriz. Fuarın kapısından girerken durum bağlı. Burada şimdi niye geldik biz? Yeniliklere geldik. Yenilikleri görmek lazım. Hadi bakalım. Herkes ayrı ayrı geçsin diyorum. Herkes kafasına göre geçsin. Şeyde buluş, öğlen buluşuruz filan yerde diyoruz. Çünkü biz ayrı ayrı gidiyoruz. Ondan sonra bakıyorum yeniliklere. Mesela adam pullon üzerinde bir yenilik yapmış. Ben bakıyorum orada ya pullon üzerindeki yeniliğe. Ya diyorum bunu bizim üzere uygulasak bu da olur yani. Ondan sonra çekiyorum resmini. Fotoğraf şeyler. Telefonlar şimdi sizi görünce çekiyorum. Hemen kapatmıyorlar mı? Ya birçok yenilik olduğu için unutmayalım diye çekiyorum. Çocuklara diyorum siz ne gördünüz falan. Neyse akşam üzeri oluyor. Toplanıyoruz. İşte yenilikleri ne yapabiliriz falan. Böyle güzellikleri oralardan alıp geliyoruz. Bu çamur tutmayan merdanede Avrupalı firmalar hep yapmışlar. 3-4 sene önce gittiğimde azınlıktaydı. Baktım herhalde orada çok satılıyor. Diğer firmalar da yapıyorlar. Orada yağmur da çok tabii. Yağmur da çok tabii. Ha. Şimdi bu çamur tutmayan merdane çitli birbirini temizliyor. Üstü de konik çamur kendi kendini temizleyip duruyor. Ona baktım vallahi güzel bir fikir bu dedim. Ama bizim memlekette bundan hiç yok oğlum. Bunu dedim ilk önce bizim yapmamız lazım. Çünkü Özdöken yeniliklerin öncüsü ya. Bu öncülüğü yine biz yapmamız lazım dedik. Getirdik. Geçen yıl bir miktar verdik. Bu sene de gase oldu ya. Yağmur, kar yağınca toprağın üzerine kaydiler, gasediler falan o oldu. Şey, Karatay Ziraat Odası üyelerine gase kıracak makine arıyor. Bizim de Karatay Ziraat Odası'nın dibinde teşhir yerimiz var. Orada makineler var. Orada üyeler görmüşler, demişler ki Özdöken'in orada bir merdane uçları sivri sivri bir merdanesi var, çiftli. Ya demişler bu bizim işimizi görür filan. Neyse başkan telefon etti. Ondan sonra başkan dedi bir tane bir göndermeme daha bakalım dedi. Seversek alırız, sevmesek iade ederiz. Tamam abi bizim malımız muayyer. Biz dedim zaten bütün işlerimiz böyle. Sevmezsen iade alırım. Paranı da geri veririz dedik. Başkana yok dedi biz ilk önce alacağız bakacağız sonra paranı. Tamam başkanım emrin olur derhal. Neyse gönderdik adama bir tane. Onlar memnun kalmışlar. Köyün birine gönderdiydi. Ondan sonra öbür köylüler de ısrar etmişler derken 4 tane daha verdik. Başkan da onu bir köye değil de 5-6, 8-10-15 köye dağıtmış makineler. Herkes getiren kullanmışlar. Yani gase de kırıyor. Ondan sonra çamur da tutmuyor. Ondan sonra bunun traktörün mesela ön tarafında hidroliği olan çiftçiler mesela kesek var. Ön tarafta hidrolikli şeye takar. Önden traktör önü taktığı için bu önden kesekleri kırar gibi arkada da mibzeri varsa eker. Yani öyle de kullanılabilir. Evet. Bunlar devam edeceğiz ama yine bizim reklam arası geldi abi. Sizin reklamları tamam. Da izleyeceğiz. Hayır, hayır, sevgili seyirciler reklamlardan sonra çok enteresan ürünler var. Ben sizin yerinizde olsam ben kesin hem reklamları izlerdim hem de reklamlardan sonra acaba başka ne ürünler var diye bakardım sizin yerinizde olsam. Hadi reklamlara gidiyoruz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek. Çocuğum olmuyor. Ne zaman doktora başvurmalıyım?